Herkese merhaba, Bilgi Kapkanı'na hoş geldiniz. Bu videomuzda bedelli askerlikte sıradan bir günün nasıl geçtiğini hatırladığım kadarıyla, yaptığım kadarıyla anlatmaya çalışacağım. Sabah 6'da biz uyanıyorduk. Uyanır uyanmaz tıraş olmaya, dişlerimizi fırçalamaya tuvalete iniyorsunuz. Diş fırçanızda ekipmanlarınızı koyacağınız bir poşet oluyor. İşte tıraş takımınızı ve dış fırçanızı, diş macununuzu koyduğunuz bir poşet demeyeyim de bir çanta gibi bir şey. Onu yanınıza alıyorsunuz. Üzerinizi normal yatak kıyafetlerinizle, terliğinizle lavaboya inip bakımınızı yapıyorsunuz. Her gün düzenli olarak zaten sakallarınızı kesmeniz gerekiyor. Sakal çıkma oranınıza göre tabii. Yani bu birçok kişi, %90-95 kişi kesiyordu zaten. Sabah 6.30 gibi yemek içtiması oluyor. Yemek için de toplandıktan sonra normalde bazı yerlerde uygun adım gidiliyormuş sanırım ama normal adımla sırasıyla yemekhaneye doğru yola çıkıyorsunuz. Yemekhanede kahvaltınızı yaptıktan sonra 7.30'a kadar belli bir süreniz oluyor. Sonra mıntıka temizliğinizi yapıyorsunuz. 7.30'dan 8'e kadar diyebilirim. Bu süreçler bittikten sonra sabah içtiması için saat 8 gibi sırada mutlaka oluyorsunuz. Çünkü komutanlar belli bir süre sonra geliyor. En geç 8.30 gibi komutanlar gelip içtima alıyorlar. Sabah içtimasında sayım oluyor. Ki kim nerede, herkes burada mı, yatakhanede uyuyakalan var mı? Bunlar mümkün değil. Çünkü herkesin sayısı belli, kimin nerede görevli olduğu belli. Orada kaç kişinin olması gerektiği belli. İlk içtimanızı, sabah içtimanızı, sayımınızı saat 8 gibi, 8.30 gibi diyeyim, alıyorlar ve içtimadan sonra herkes görevlerine dağılıyor. Yazıcılar yazıcı görevine, nöbetçiler nöbet yerlerine, bazı değişik görevler olabiliyor. Biz tank aracında görevliydik. Biz tank aracına gidip tankların bakımlarını yapıyorduk. Herkes görev yerlerine dağılıyor ve kalan ekip ise o günün eğitimini alıyor. Yürüyüş eğitimi ise, silah atış eğitimi ise ya veya silah öğrenim eğitimi olabilir, selam verme eğitimini alabilir. Eğitiminizi aldıktan sonra saat öğlene kadar diyeyim eğitimi alıyorsunuz. Duruma göre öğleden sonra kimi zaman serbest bırakılıyor, kimi zaman aynı eğitimi öğleden sonra da devam edilebiliyor. Öğleden önce saat 12 gibi yemek içtiması tekrar toplanıyor. 12'de tekrar sıralı bir şekilde yemekhaneye gidiyorsunuz. Yemeğinizi yedikten sonra saat 2 civarında tekrar toplanıyorsunuz. Yemeğinizi diyelim 12'de gittiniz, yemeğinizi yediniz 12.30'a kadar. 1,5 saat bir boşluğunuz oluyor. O boşlukta herhangi bir yerde oturabilirsiniz. Genel itibariyle koğuşlara girip zaten koğuşlara girmek yasak oluyor. Koğuşlarda uyuyamıyorsunuz yani. Hasta olmadığınız sürece vesaire komutanların izniniz yoksa koğuşa giremiyorsunuz. Herhangi bir yerde oturup zamanı geçirip öğle içtimasını bekliyorsunuz. Öğle içtiması da 1,5-2 gibi alınıyor. Komutanlar geliyor. Sonrasında öğleden sonra serbestiniz serbest bırakılıyor veya aynı eğitim tekrar devam ediyor. Bu eğitimde kaça kadar? 5 civarına kadar. 5'te tekrar akşam yemeği içtiması alınıyor. Orada da sıraya giriyorsunuz. Yani günde 6-7 kere içtima alınıyor. Akşam yemeği içtimasına saat 5'te girdiniz. Gidiyorsunuz akşam yemeğini yiyorsunuz. Sonrasında yat içtiması dediğimiz içtima saati de tahmini 7 gibi, 7.30 gibi oluyor. Yat içtimasından içeri girme zamanına kadar genellikle serbest bırakılıyorsunuz. 7.30'da diyelim içtima alındı. Komutanlar size söylemesi gereken şeyleri söyledi, öğütlerini verdi. Askerliği size anlatmaya çalıştı. Devamında 7.30'dan içeri giriş saati 9.30-10 olabilir. 9.30'a kadar serbest bir şekilde arkadaşlarınızla sohbet edebiliyorsunuz. Sporunu yapmak isteyen spor yapabiliyor. Girip koğuşuna yatmak isteyen yatabiliyor. Bu şekilde saat 9.30'a kadar zamanınızı geçiriyorsunuz ve sonra dışarıda kimse kalmıyor ve herkes 9.30'dan 10'a kadar içeri giriyor. Ya daha doğrusu 9.30'da kimse dışarıda kalmıyor. Saat 10'a kadar da içerideki işlerinizi halledebilirsiniz. Belki tekrar dişlerinizi fırçalayıp işte başka işler yapacaksanız onları yapabilirsiniz. Ve saat 10'da da lambalar sönüyor. O günü tamamlamış oluyorsunuz. Zaten gün genelde yoğun ve yorgun bir şekilde geçtiği için saat 10'da uyumak, sabah 6'da kalkmak size çok güzel geliyor. Normal hayatta da aslında bu şekilde yaşasak, 10'da uyuyup sabah 6'da kalksak büyük ihtimalle günümüz daha verimli geçer veya 11'de uyuyup 6'da kalkmak güzel olabilir. Askerlikte bir gün ortalama olarak böyle geçiyor. Genel itibariyle içtima, yemek, eğitim. Olay bu. Bir de bazı işler verildiğinde o görevlerden kaçmazsanız sizin adınıza da iyi olur. Daha kolay geçer askerliğiniz.